prenses hükümdarı Sultan Abdülhamit Hanım bugün 104. ölüm yıl dönümü. Bizler de İnegöl Belediyesi ile birlikte Abdülhamit Han Kütüphanesi'nden bir olarak onun hatıratını yaşatmak adına bir sergi düzenledik burada. Biliyorsunuz ki Sultan Abdülhamit Han 3 kıtanın hükümdarı. Devletin en sıkıntılı döneminde 33 yıl boyunca ülkeyi idare eden, ülkenin imarına katkı sunan, gelişmesine katkı sunan, sosyal hayatın, ekonomik hayatına katkı sunan devrin en önemli siyasi padişahı. 34. padişahımız Sultan Abdülhamit Han'ın 104. ölüm yıldönümünü anmak adına sevgili Turgay kardeşimizin de destekleriyle, belediyemizin de desteğiyle kurmuş olduğumuz, açmış olduğumuz bu sergi bence çok kıymetli. Evet, vefatının 104. yılında Yenigöl Belediyesi olarak kent müzemizde bir ay süreyle açık kalacak bu sergimiz. Bence ilk önce çocuklarımızdan, gençlerimizden başlayarak okullarımızda da buraya gelmelerini sağlamalıyız. Belki bizler de bununla ilgili çalışmalar yaparız. Daha fazla kişilere, kitlelere ulaşmak ve yaptıklarını, yapılanlarını anlatmak adına önemli olacağını düşünüyorum. Sergimizde 161 fotoğraf var. Osmanlıca belge ve kartpostallar yer almakta. Bugün bu sergimiz müzemizde açılan 144. sergimiz. Bunu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu sergimizle beraber 145. sergimiz olacak. Bugüne kadar 144 sergi açılmış durumda. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun Habibi Edibi, iki cihan güneşimiz, serveri serbülengimiz, hamd ve sena bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sultan Abdülhamit Han sergimizine gönülse hayırlı uğurlu olsun. Yani Bıdır Sarayı'ndan çıkmadan ülke gidelim. Polisi baba hastası, suçluları fotoğraflardan anlayabiliyor. Suçlu olmadı. Böyle bir şey söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Bir kısım çocukları İstanbul'da kalıyor. Yanında çok az kişi geliyor Selanik'e. Zaten o 1909-1913, 4 yıl. Çok zor. Yine o dönemde. Yapacaktık da duvarlar taşımadı. Ziraat Bankası yine o dönemde çok büyük bir şey yok peki. Duvarlarla kaldılar. Evet.